biraz. Muhtarın yerini biliyor musun? Beni muhtara götür. Hadi! Mağaralarda. Malları saklıyor hadi. Köyünde muhtarı. Biraz konuşalım mı? Sen de kanun adamı ha. Rahat bir yerde konuşalım. Gel hele. İstiyorsunuz bizden ha? Kartal namında bir katili nerede sakladığınızı öğrenmek istiyorum. Ne yapacaksın onu? Götüreceğim. Öyle birini tanımıyoruz biz. Zorlarım sizi. Zorlayamazsın. Denerim. Akıllı adamsın sen. Burada herkesi zorlasan da bir cevap alamayacağını bilecek kadar akıllı bir adamsın sen. Burada hiç kimseyle konuşmayı beceremezsin sen. Yanlarına bile yaklaşamazsın onların. Yabanidirler. Senin kokunu aldılar mı kaçarlar. Biz burada yabancılarla konuşmayız. Bir şey de vermeyiz. Hadi, şimdilik güle güle. Kartalı haber götür. Bir akbaba dolaşıyor yakınında. Hazırlıklı olsun. Thank you.
Çok zalim, tehlikeli birine benziyor bu polis. Dikkatli olmalıymışsın. Akbaba gibi gözleri var dedi. Boşver. Hey! Bir dakika! Merhaba. Merhaba. Mücigaran var mı? Yok. Çok sinirlisin galiba. Aradığını herhalde bulamadın. Kartal hakkında bu köyde tek kelime öğrenemezsin. Hatta civar köylerde bile. Neden o? Herkes onu sever ve sayar da ondan. Ben onu bulurum. Bulamazsın. Yalnız biri ispiyon ederse yerini öğrenebilirsin. Böyle biri çıkar mı? Belli olmaz. Böyle biri çıkarsa iyi mükafat alır. Para mı? Para. Ne kadar? 5 milyon. 5 milyon mu? Evet ama kartal buralarda bu kadar çok seviliyorsa... Sevmeyenler de var. Kim bu? Mesela ben. Köylü söylediğimi duyarsa beni öldürür. Bu aramızda kalmalı. Yemin eder misin? Şerefim üzerine. Parayı ne zaman alacağım? Kartalı bana teslim ettikten sonra. Bu işi para için mi yapıyorsun? Hayır. Bir meseleden dolayı kinliyim. İntikamımı alacak kadar da cesur değilim. Ama şimdi benim ihbarımla yakalayıp asacaklar onu. O zaman intikamım alınmış olacak. Öyleyse şimdi beni kartalın saklandığı yere götür. Yerini söylerim ama götüremem. Görürlerse öldürürler beni. Götüremem oraya seni. Vaktim çok az. Beni oraya götür. Sen tekrar dönersin. Eğer götürmemekle direnirsen o zaman seni ben öldürürüm. Hadi gidiyoruz. Ağam, ben döneyim istersen. Çok yaklaştık. Neresi? Kayaları dolandın mı vardın sayılır. Yürü. İşte bütün bu dağlar, bu kayalar ona ait. Hepsi onun. İşte şu kaya. Daha fazla seninle gelemem. Pekala, sen geri dön. Kahveden atımı al. İyi bir at daha bul. Yolun aşağısındaki kayalıklara bırak. Köyün dışında bekle, paranı da vereceğim. Oldu. Numaraları sana öğretmediler mi? Kaç kurşun attım, saydın mı acaba? Bence silahımda daha bir kurşun var. Kumarı severim. İyi sayamadıysam ölürüm.
%100 ölürsün. Boşver. Seni tanıdığıma sevindim. Böyle tanışmamızdan da zevk aldım. Ben güzel şeyler severim. Tabancanda kurşun var veya yok fark etmez. Seninle bir bahse girelim. Bahisleri sevmem ben. Doğru. Bir kanun adamısın. Ama şu hayattan bir zevk al. Biraz da kendini yaşa. Teklifin nedir? Bir bahis dedim ya. Ne gibi bir bahis? Beni götüremeyeceksin. Nedenmiş o? Biraz akıllı ol. Beni götüremeyeceksin. Götüremezsen hayatını alırım. Götürürsen zaten benim hayatım gidecek. Ben katillerle hiçbir zaman pazarlığa girmem. Boş ver. Bir erkekle bahse giriyorsun. Siz ikiniz de delisiniz. Bu dünyada akıllı yaşanmaz ki güzelim. Hadi gidiyoruz. Boş ver bahsi, istiyorsan gidelim. Gidelim kanun adamı. Ama nereye kadar? Gitme, gitme, seni asarlar. Boş ver. Bir atmaca, bir kartal birbirlerini deneyecekler. Kaybeden kaybeder, kazanan kazanır. İleride bu hikayeyi çocuklarına anlatacak yaşlı masalcılar olacak. Bak arkadaşım, sen hiç çocuk oldun mu? Heh? Güzel masallar dinledin. Ben masallara inanmam. Yazık. Çocukluğunun en güzel günlerini harcamışsın. Tak şunu. Tak kelepçeyi ellerine. Şimdilik senin esirinim. Evet öyle. Tak güzelim. Kanun kelepçesiz olmaz. Tak güzelim. Senin taktığın kelepçeler ancak beni senin sevgine esir eder. Yemeğin tadını bile bilemez. Akşama döneceğim sen. Sevdiğin yemeği yap. Ben de sana bozkır çiçekleri getireyim. Hadi. Adım Kartal, seninki ne? Adını biliyorum. Benimki ise seni ilgilendirmez. Konuşmayı sevmiyorsun, masal sevmiyorsun, kadın sevmiyorsun. Sahi kadının yok mu senin? Demek yok. Ya çocuğun? Çocuğun da yok ha. Kadını ve çocuğu olmayan erkekler zalim olurmuş. Sen de öyle misin? Evet, öyleyim. Aferin, konuştun. Bak, yolumuz çok uzun. İnsan bozkırda yalnız kaldı mı ya konuşmalı ya şarkı söylemeli. Yoksa çıldırır. Ama sen şarkı söylemesin de sevmezsin. Say, beni gerçekten götürebileceğine inanıyor musun? Hı? Bundan hiç şüphen olmasın. Bahse girmiyorsun ama.
parmağımı oynatsam seni parçalarlar. Durun arkadaşlar. Durun. Onun meselesi sizinle değil, benimle. O görevini yapıyor. Beni sevdiğinizi biliyorum ama engel olmayın. Bırakın gidelim. Dağılın. Arkadaşlar, kalın sağlıcakla. Güle güle. Yiğit adamdır bizim Kartal Bey. Kimdi o herifler? Raşo Kazım'la adamları. Hesapları benimle. Etimi lime lime doğrayıp kanımı yudum yudum içmeden rahat etmeyecek. Acıdım sana. Kanunu bu işte. İspiyoncuları asarlar. Hadi bin bakalım. Her şeyi iyi düşünmüşsün. Fazla konuşma da bin. Nasıl? Ben ata binemem ki. Öyleyse yaya gelirsin. Ben bindiririm. Ne kadar iyi. Neden biliyor musun? Raşo Kazım beni istiyor. Sen de beni kimseye vermem diyorsun. Ne olacak? Raşo kardeşleriyle seni pusuya düşürecek, öldürecek. Sen beni kurtarırsın. Yok, parmağımı bile oynatmam. Çünkü beni götürürsen asılarak öleceğim.
Raşon'un tuzağına düşsek gene öyleyim. Anlayacağın benim için değişen bir şey yok. Olacağı sen düşün. Raşo da kardeşleri de lanetin lanetidirler. Öyle insanı kolay öldürmezler. Etlerini parça parça doğrar, sonra bir atın arkasına bağlar, koy verirler bozkıra. Susuzluk, yüreğini dağlayan yaralar taşlara vurdukça daha da açılır. Sonra kurtlar. Ölmek için Allah'a yalvarırsın ama gene ölemezsin. Durduk. Bilmem. Canım öyle istedi. Hadi uğurlar ona!
Yine mi öldün? Ölüm her türlü acıyı dindirir. Bu sefer sahiden öldüm. Gözüm sende. Kaçmaya kalkarsan bu sefer gerçekten öldürürüm. Silahını bırak, defol. Niye öldürmedin onları? Ben katil değilim. Yakında teşekküre gelirler. Gidelim.
bunlar? Raşonun adamı. Sana teşekküre geldi. Korkma, şimdi saldırmazlar. Bahse girerim, dayanamayacaksın. Ben her şeye dayanırım. Bir gece, iki gece uyumayacaksın belki. Ama gündüzün sıcağı, gecenin yorgunluğu seni yenecek. Sonunda gözlerini kapayacaksın. İşte o zaman da gırtlağını keseceğim senin. Ama sen de uyuyacaksın. Bozkır adam uykusuzluğa dayanır. Nasıl? Eline derin bir yara açar, tuz basar yarasına, acıdan uyuyamaz. Zaten bozkır adamın nişi acıdır, arkadaşı acıdır. Göreceğiz bakalım. Beni gün doğarken uyandır. O zamana kadar da gözünü kapama. Seni sabahleyin gırtlağa kesilmiş bulmak istemiyorum. Sarhoşluktan korkma, erkeksen iç lan. Lan deme bana lan! Sen bana lan diyecek adam mısın? Kaç para aylık alıyorsun? Aylığıma dokunma lan! Bana lan dedin, sana yakışıyor mu? Konuşma lan, konuşma! Bundan sonra konuşursam... Ne bok yemeye geldin buralara lan? Bana lan deme lan! Lan büyük şehirlerin çürümüş erkeği, ne bok yemeye geldin buralara? Öldürürüm seni lan! Bas git buradan hadi! Bu güzel dağlardan, bu güzel bozkırdan defol git hadi! Sarhoşsun sen! Sarhoşum!
Kadınsız erkek, çocuksuz erkek, masalsız erkek! Sus! Susmayacağım! Erkek sen beni dinle! Sen büyük şehrin bir pisliğisin! Hayatında mavi gökyüzünde yıldız gördün mü? Böyle erkek dağlar, böyle sonsuz şefkatli bozkır gördün mü? Şehir çocuğu! Ne dedin? Ne dedin? Şehir çocuğu! Beni yakalamakla neyi ispat etmek istiyorsun? Hadi be! Ben senin gibi pis bir katili yakalayan adamım! Nah yakaladın! Sen bu bozkırda bir kertenkeleyi bile yakalayamazsın! Vururum seni lan, vururum! Vur be! Vur bu dağları, vur bu yıldızları! Sen bir adamı vuracak kadar adam mısın be? Bağırma lan, bağırma! Sen bağırmasın! Sen bu bozkırda zavallı bir çocuksun! Bu güneşin altında, bu toprağın üstünde at sürecek adam mısın sen? Şehir çocuğu! Öldüreceğim seni, öldüreceğim! Hangi mangal yürekle? Bende var, bende! Adın ne senin? Ben Murat'ım! Hangi Murat? Ulan sen ne zaman bir kadınla beraber oldun? Biz bu bozkırda her rüzgar esişinde beceririz. Her yıldız sayısı kadar çocuk yaparız. Sen o büyük şehirlerde çürürken biz hayatın ve ölümün şarkısını söyleriz. Sen şarkı söylemesini becerir misin? Beceremem lan! Sen çiçek gibi bir kıza daha güzel bir çiçek verebilir misin? Veremem lan! Sen bir çocuğu dünyadaki bütün çocukları öper gibi öpebilir misin? Öpemem! Bağırma! Sen bir kadının bakışı için tüm bir bozkırı yakabilir misin? Yakamam! Sen ne iş yaparsın lan? Senin gibi pis katilleri yakalarım! Sus be! Sus lan! Benim de bir oğlum vardı! Bir kadınım vardı benim de! Öldüler! Öldüler! Sen ne yaptın? Söyle ne yaptın? Dünyayı yaktın mı? Tüm yıldızları ateşe verdin mi? Tüm dağları devirdin mi? Hayır! Hayır! Benden ne istiyorsun peki? Ben bu dağları devirdim! Bozkırları yaktım! Vurdum bu yıldızları, vurdum! Sen sarhoşsun lan! Ama adamım! Adamım! Ben de adamım lan! Karısı, çocuğu ölmüş bok bir adamım ama adamım ben de! Adamım! Adamım lan! Adamım pis sarhoş mu lan! Hadi defolup gidelim buradan! Duman! Bir yerler yanıyor, gidip bakalım! Tuzak olabilir! Boşver! Ölmüş bunda. Şu kelepçeyi çıkar bakalım. Thank you.
Gel. Gel. Şöyle adamları geliyor. Onlar gelince de beni götüremezsin. Nereye? Onlar beni istiyorlar. Gitmene müsaade etmiyorum. Şimdi gitmezsem hiçbir zaman da gidemem. Raşo tanıdığım en zalim eşkıyadır. Çocuğun hayatını tehlikeye atamayız. Ben onları oyalarken çocuğu al, arkadan dağlara vur. Aşağıda yola in. Orada seni kimse yakalayamaz. Seni öldürürler. Sen nerede kalsam ölüçüm. Dur. Dur dedim. Başladık, beraber bitireceğiz. Beni götürmeyi çok istiyorsun. Evet. Önümüzde daha uzun bir yol var. Kim kala, kim göre.
Ver bakayım bir buçuk. Hadi bir daha. Oh, aferin sana. Hadi şunu. Neredeymiş burnusu? Neden hayatımı kurtardın? Beni geri götüremeyeceğini ispat etmem için sağ kalman gerekti. Yaşayıp görmelisin ki beni götüremeyeceksin. Evinde bıçağı boğazıma dayadığında tabancamda kurşun olup... Tabancamda kurşun olmadığını biliyordum. O zaman neden geldin benimle? Ben uzun yaşadım. Büyük felaketler gördüm. Sıkı adamlar da gördüm. Sen onlardan birisin. Bayağı sıkı bir herifsin. Muhtar senin için zalim akbabalar gibi bakıyor demişti. Oysa o gün gözlerinde dehşetli bir öfke gördüm. Böyle büyük bir öfkeyle yarışmak hoşuma gider diye düşündüm. Ayrıca yıllarca kaçmaktan yorulmuştum. Neden öldürdün? Sarhoşun tekiydi. Karımla çocuğumu arabasıyla ezip geçti. Çok zengindi, kurtuldu ama benden kurtulamadı. Boşver arkadaş. Üzülme sen. Kurtul! Thank you.
adam olan bir kere sever. Ben hep karımı çocuğumu sevdim. Bu yavrucak kendisini kurtardım diye şükranından, yalnızlığından, bir de acısından sevdi beni. Mutlu olsun çocukcağız diye sever göründü. İyi bir kızdı. Yürekten sevmesini bilen küçük bir kadındı o. Neden yaptın? Neyi? Hayatımı neden kurtardın? Seni geri götürdüğümü görebilmen için yaşaman gerekli. Yaşayacak ve başardığımı göreceksin. Ayrıca seni sevmeye başladım ablam. Onlar öldü. Ben de öldüm.
Thank you.